karşınızda Osman Tan Erkan. Sağ olun, sağ olun, sağ olun, sağ olun, sağ olun. Çok teşekkürler. Türkiye'nin ilk ve tek doğaçlama şov programı Anında Görüntü Şov'a hepiniz hoş geldiniz. Tabii, tabii eğer hala uyanıksanız saat yaklaşık 1:30. Şimdi yataklarınıza şöyle girin. Rahat rahat Anında Görüntü'yü seyretmeye başlayın. Çok güzel program olacak, çok özel bir konuğumuz var. Çok güzel mesajlar alıyoruz sizlerden. Çok beğeniliyormuş. Sizler beğeniyor musunuz? Evet. Teşekkürler. Artık herkes biliyor, bu programda hiçbir ön hazırlık yok. Prova yok, senaryo yok. Her şey anında gelişiyor. Hatta müzikler bile anında besleniyor. İşte Fatih Pestil, anında besteci. Ve Anında Görüntü Şov'un birbirinden zeki, birbirinden yetenekli, birbirinden komik oyuncuları Mahşeri Cümbüş. Sevgili izleyiciler, inanabiliyor musunuz? Mahşeri Cümbüş bu akşam saat 8'de Hayalhane'de, yani kendi sahnelerinde oyunlarındaydı. Oyundan çıktılar, buraya geldiler. Geçen hafta da böyleydi. Ama şu enerjiye bakın. Sanki bu gece ilk defa sahneye çıkıyorlar. Koskoca bir oyundan çıkmamış gibiler. Saat 8'miş gibi yapıyorlar. Bravo, harikasınız arkadaşlar. Şöyle bir özelliği var. Bu akşam biz 300. tiyatro sporu gösterimizi oynadık. Nerede? Böyle de. Süper. Hazır bizden bahsediyorken ben bir de www.mahserecumbus.com diyeyim de. Evet, bu kısa bilgilerden sonra programımıza başlıyoruz ama daha önce bunun bir müsabaka olduğunu hatırlatıyoruz. Kimler mahşer, kimler cümbüş? Burada bir sessizlik oluyor hep böyle. Böyle mahşeriz biz. Mahşer ve cümbüş. Evet. Mahşer ve cümbüş. Cümbüş ve mahşer. Ya burada ben hep şaşırıyorum. Biz de. Mahşer cümbüş çok güzel. Evet. Bravo. Mahşer ve cümbüş. Bu gece sahneye çıkıp da bu sahneye bir daha çıkacak tek grup, tek insan grubu. Mahşeri Cümbüş değil. Çünkü çok özel bir konumuz var. Yine o da bu gece sahnedeydi. Levent Üzümcü geliyor alkışlarınızla. Levent, seni hemen şöyle alalım. Evet, nasıl bir enerjidir bu ya? Bravo. Yani herkes... Yorgunluk var mı? Yok. Bir saatten sonra aldırıyorum yorgunluğu. Çok eğleneceğiz. Tabii. Hep beraber çok eğleneceğiz. Hemen başlayalım mı o zaman? Başlayalım. yok başlayalım kız. Mahşer. Yes. Evet, biziz. Çok sevilen bir turumuzla başlayacağız, biliyorsunuz. Cıbırca. Cıbırca'yı duydun mu sen daha? Hiç cıbırca konuşan birisi mi? Cıbırca. Cıbır. Cıbırca. Cıbırca, beyni. Bazen cıvırca da olabiliyor cıvır, tabii. Biz kullanıyorduk eskiden bilmiyorum ama cıvır. Evet, evet. Böyle... Cıbrış işte. İngilizcesinin Türkçe'ye devşirilmiş abi. Evet. Bakın. Cıbırca. Biraz konuşur musunuz lütfen? Kamasyon porina marto purt. Le deje de gobra tıpi. Takım. Tıklan. Susun demek. Evet, susun. Çok güzel. İşte bu cıbırcaydı. Cıbırca nasıl bir oyun? Ben düdüğe üfledikçe bir cıbırca konuşacaklar, bir Türkçe konuşacaklar mahşer grubu. İlk önce bir tabii ki çıkış noktası alacağız. Uçabilseydiniz nereye uçmak isterdiniz? Uçabilseydiniz nereye uçmak isterdiniz? Şu anda hiç uçacak halimiz yok gibi bakıyoruz. Cibutya. Efendim? Evet, evet. Nereye uçacaksınız? Efendim? Cibutya. Cibuti. Cibuti. Cennete başka? Uçmak isterdim. Efendim? Cennete. Cennete. Tabii ki. Başka? Boğaz köprünün üstünde. Mikrofonsuz konuşmayalım lütfen. Evet. Suudi Arabistan. Çok ilginç. Zaten sonra. Başka bir yer.
Çok uzaktasın ya. Vallahi. Bağırarak. Antarktika. Antarktika. Djibouti yapalım ya biz Djibouti. Bunu. Djibouti. Biliyorsunuz Afrika'da bir ülke. Zaten onlar o dili konuşuyor. Değil yani. Mi? Cibuca. Cibuti'de Cibuca mı? Cibuca yani. Nerede konuşuyorlar? Çıkış noktamız Djibouti arkadaşlar. Ve mahşer grubu Cibuca turuyla programımız başlıyor. Sevgili yolcularımız, Cibuti'ye yaklaşık 1000 kilometre kalmıştır. Öyle. Kaptan. Ha. Ya biz otomatik kurası tam yaptık kapısında. Tam ile topu ne çak et. Tam otomatik pilot alalım gitsin ya. İyi dedin lan valla tamam. Otomatik alalım gitsin. Saldım ya. Gidiyor vallahi. Bırak ya. Ya. Bıktım ya. Cibuti ne abicim? Şey soruyor yolcular Cibuti'nin nesi meşhurdur diye hiçbir şey diyemedim. Pişmani adam pişmani kombos. Kombos o topar onu. Mentika mensiz topunu. Min topar o topos. Gitmiş miyim ben hayatımda Cibuti'ye lan? Ne bileyim Cibuti neresi? Git pişmaniye pişmaniye de. Ya kaptan ilk zaman... seferini yapıyor. Kaptan ilk seferini evet. yapıyor. Onun için bilmiyor Cibuti'nin neyi meşhur. Ben dokumenta takıttı bitin diyeceğim. Ton koresi bol dopo dopo ton ton kilar apay tay kon ton lop lop incirleri var. Bu kadar bu kadar. Kaptanım, hava yolları bizi cezalandırdı. Niye yolcular da bizimle beraber aynı yola gidiyorlar? Ben onu merak ediyorum. Hadi biz yedik o naneyi, üçümüz beraber. Niye yolcuları da aynı yere sürüyoruz? Bileyim anam, on bosso. Niyam toborosto, makayama, sampatiyana, montoro, deli varsa toplanmış. Bravo be. Var, var, var. Lan bırak da tut. Lan go, go. Lan go, go. Lan go, go. Kilitle takapa? Takimi takapa takata düşüyorduk ya. Gidiyorduk. Öncelikle sizden özür dilemek istiyorum. Hepsi benim hatam. Eğer ben o kara kutuyu iyi saklayabilseydim... ...bu zaman başımıza kompari teşhik konusu. Nige dejene kesi, melet deje tefonu... ...nadesleri ikimizde de ilişki mi olduğunu... ...kara kutu yüzünden öğrendiler. Ne? Bu yani şimdi burada... ...birinci kaptanın yanında... ...ben ikinci konti... Son 30. Komedata tapa tutuk. Gık atta komedata tutuk. Kanna bata. Takarata bat atarım vallahi karakuru. Allah Allah. Bunun haberi yok muydu ayol? Bu yeni mi öğreniyor? Anam bilmiyorum ya. Yeni öğreniyor demek. Kondore teşine komate silatöş. Taka makati ya bırak gitsin. Bravo. Mahşer'in Cibuti performansından sonra Cümbüş sahneye gelmiş bulunuyor. Ve hemen bir çıkış noktası almak için seyircilerimize sıradaki soruyu soruyorum. Sen de cevap verebilirsin Levent'im tamam. burada aklına bir şey gelirse. Alet çantasında bir alet olsanız hangisi olurdunuz? Alet çantasında bir alet olsanız hangi alet olmak isterdiniz? Evet yavaş yavaş şöyle. Tırnak makası. Darbeli evet, matkap. Alet çantasında bir tırnak makası. Başka sen? Matkap. Matkap. Evet. Vay be maşallah sana. Evet başka? Pense. Pense. Başka alet? İngiliz anahtarı. İngiliz anahtarı. İngiliz anahtarı. Karga vurun. İngiliz anahtarı. Sen Levent'ciğim senin aklına bir şey geldi mi bu arada? Yok karga tamam. vurun güzel ama. Karıştıracak ya. Tamam İngiliz anahtarı. İngiliz anahtarı. Karga anahtar tamam. Hep beraber sayıyoruz arkadaşlar. Sıfır demeyeceksiniz. Üç, iki, bir. Buyurun. Victor. Buyurun hanımefendi. Anahtarımı bulamıyorum tatlım. Nereye kaldırdın? Nereye koyduysanız oradadır hanımefendi. Bojdraya bir lavanda. Destekop pismo. Tırışkalliyle fırafendi. Destek sizin arkanızdan ben her şeyinizi toplamaktan bıktım. Victor haddini bil. Karı koca kavgasına döndürmeyelim mevzuyu. Aman hanımefendi aman artık dönecekse de dönsün bıktım usandım yemin ediyorum Forifisanta. Destekore bili vijanti. Dişdekore fisa foranta. Labrişkore bilanti. Dışdekore bilanta. Karımdan bu kadar laf istiyorum ben ya. Oldu amca.
niye saç baş girelim ha? Evet, diş macununu ortadan sıkıyorsunuz. Ne oldu? Neye şaşırdınız? Bala foşo. Blaka no sofolo foleke na bala foreshita. E naka meka fida ferman imzalatacağım sana. Vay, maaşın yok Viktor. Hanımefendi, zaten benim burada işe başlayalı zaten adam gibi maaş aldığım yok ki. Tabi, hosta bile bilente, jasper o kişofondi, labarto kişonta, beste körede yan masada iki maaş veriyorlarmış. Hiç, biz bu konağa girdik, anasını satayım, ne sigortası var, ne emekliliği var, ne... Ya ben tiksim foştura ve yanda. Dabır mişko. Fosre, dabır mişko bile lente, çeker giderim yemin ediyorum. Viktor lütfen, bak elini titriyor sinirden. Soytarı! Che sorte la fin parte sta galantişkal, kim afte la gantar totoş, che parte la bulamadım kendim geldim. Soytarı uykuda. Zira bu Viktor benim canımı sıkıyor tatlım Margaret. Son 30. Nedir? Ne nedir? Viktor'a çok yükleniyorsun Clarence. Miftor kaştira la kante, sirtuşki babartaf, tirta la kante sto korofon. Anlatabildim mi? Çok iyi. Harika anladım. Kelimesi kelimesine tekrar edebilirim ama sakın sorma. Viktor biliyorsun bizim aile yadigarımız. Ona kötü davranma Clarence. Çünkü o Beethoven, Kestake, Konişta, Moftela. Allah be erkeğe bak. Nasıldı? Nasıldı? Beğendiniz mi? Bravo! Cümbüş'ün İngiliz anahtarı performansını da izledik. Şimdi oylayacağız. Halkımıza soracağız tabii ki. Eğer bu arada tabii şunu hatırlatmak istiyorum. Sizler de oy gönderebilirsiniz. Oyların tüm geliri İsmail'cim nereye bağışlanıyordu? Söyle bakalım. Ya. Ya İsmail. Oyların tüm geliri maaşıya cümleş. Evet. Bizim için bize bağışlanacak. Tema Vakfı'na bağışlanacak. Tema Vakfı. Oyların gelirleri tamam. Tema Vakfı'na bağışlanacak. Aferin İsmail. Aferin İsmail. Evet, oyların tüm geliri Tema Vakfı'na bağışlanacak. Az sonra İsmail'in yeni şarkısı çıktı. Onu da size dinlettireceğiz. Bu arada programımızı arayabilirsiniz eğer hala uyanıksanız. 388-88 numaradan kendimizi yalnız hissetmeyelim. Lütfen bizi arayın. Sizi izliyoruz deyin. Bekliyoruz telefonlarınızı. Oy gönderebilirsiniz. Ama şimdi stüdyodaki seyircilerimize soracağım. Eğer Cıbırcı turunu Cibuti performansıyla mahşer kazansın diyorsanız, mahşer kazansın diyorsanız kuvvetlice alkışlayın lütfen. Peki. Teşekkürler, teşekkürler. Cıbırcı turunu İngiliz anahtarı performansıyla cümbüş kazansın diyorsanız. Hocam, tehdit ediyorlar seyirciyi. Ama. Evet, bu seyirci tehditlere pabuç bırakmadı. Bu turun galibi Mahşer. Bravo. Levent'cim nasılsın? Nasıl gidiyor? Eğleniyor musun? İyi, çok eğleniyorum şu an. Şu ana kadar çok eğleniyor. Hayır, ben İnşallah şu an çok eğleniyorum. Hangi oyun Levent'cim şu anda oynadığınız? İstanbul Halk Tiyatrosu ile birlikte Can Tarlası'nı oynadık bugün AFL'de. Hı hı. Yarın da oynayacaktık ama yarınki büyük... Program bu saate kalınca kalkamayacak. Yok, hayır. Yarınki büyük gösteriye halkın yanında katılabilmek için biz de oyunumuzu iptal ettik yarınki Çağlayan'daki... oyunumuzu. Çağlayan'daki mitinge katılmak için. Evet. Peki devam edecek mi oyun? Evet, 30'unda Bursa'da oynayacağız. Nilüfer Belediyesi'nin yapmış olduğu bir etkinliğe katılacağız. Ondan sonra da Mayıs ayı programı daha belli olmadı. Ama Bursa'da izleyicilerimiz evet. Can Tarlası adlı oyunumuzu İstanbul Halk Tiyatrosu'ndan izleyebilirler. Harika, inşallah. Peki çok teşekkürler. Devam ediyoruz şimdi. Bu turun galibi Mahşer demiştik. İkinci oyunumuz için, bir dakika, İsmail'in yeni şarkısı geliyor.
Hep beraber söylüyoruz değil mi? Hep beraber İsmail'i utandırıyoruz arkadaşlar, kızartıyoruz. O da İsmail'in mikrofonu değil mi? İsmail. Öne giriyor. İsmail çılgın çocuk. İsmail çapkın çocuk. İsmail yakışıklı. İsmail delikanlı. İsmail çalışkan. İsmail yetenekli. Hadi İsmail, koş İsmail. Bizim İsmail, süper İsmail. Hep beraber 3-4. İsmail! 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 Bravo İsmail! Bravo! Levent, İsmail'e bir mailler, bir kızlardan çıkma teklifleri anlatamam yani. Allah yıkılıyor. Allah. Burada hepimizi geçti yani. Ve görünmez de değil, bayağı görünüyor yani. Bayağı bayağı görünüyor. Bu görünüm İsmail'in sahne katkılarıyla nesne turuna başlayacağız. Hemen Mahşer ve Cümbüş'ü alalım. İsmail'in nesnemiz şarkısı söyleniyor, biz geliyoruz. Nesnemiz çok iç açıcı bir nesne. Bir adet fırça. Neyin fırçalandığını hiç tartışmak bile istemiyorum. Oralarını geçiyoruz. Bakalım. Evet değil mi? Tabii söylemeyelim. Yani kubur diyerek burada insanları üzmeyelim. Hiç üzmeyelim. Hiç üzmeyelim gecenin bu saatinde. Şimdi Levent'ciğim şöyle bir durum var. Evet. Hem Mahşer hem de Cümbüş bu nesneyi, bu fırçayı... Evet. ...kullanıldığının normal kullanım alanının dışında şeylerde doğal olarak ve inşallah... Kullanacaklar. Olabildiğince çok değişik şekilde... Mahşer başlayacak ilk olarak. Hazır mısınız arkadaşlar? Evet. Başlayın lütfen. Seviyor, sevmiyor, 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 sevmesin. Evet sevgili seyirciler. Şimdi sokaktayız. Halkın yanındayız. Efendim ordunun tavrıyla ilgili ne düşünüyorsunuz? Harikalar, devam böyle. Recep abi şu kulları aldıracağız. Yeşilin yeşil. Allah razı olsun. Ondan sonra dedim ki adam dedim senden hoşlanmıyor. Böyle bir yandan. Ben yapacağım şimdi hadi. Ne yapacağım? Sayı için hazırlandı. Pasını görüyor ve güzel bir ateş. Dart bilir misiniz? Çok iyiyimdir. Harika. 12 mi o? 12 mi? Bir dakika. Aa! Abi Orkinos kılçığı takıldı bu arada. Bu ne ya? Sence çok belli oluyor mu kılları? İğrençsiz. Merhaba desem böyle. Ben gelmiyorum. Annene söyle. Abi öyle bir şey olmaz bebeğim. Öf. Vezir. Bana gürzümü getir. Hemen efendim. Açıp vereyim mi kapalı mı kaldı? Vezir. Onu zaten ben kaldırabiliyorum. Abi tuz bitmiş, koysana. Atışını yapmak üzere Michael geliyor. Biz onu yaptık. Var mı? Yes. Vallahi vay be. Ne dedi? Bayılıyor mu sana? Bir anne durumu gidiyor. Yapacak mıydı? Köşedekine en köşe. Arkadaşlar ya bu tuvalet fırçasını onore ettiniz be. Ya hayat boyu İsmail'e bir şey sorabilir miyim? Kullanılmamıştı değil mi? Saç, ağız, ne? Yeni alındı. Ama artık kullanılabilir İsmail. İşlevi bitti. Efendim? Geçti tamam. Tamam. Geçti. Şimdi telefonlar susmuyormuş bu arada biliyor musunuz arkadaşlar? İyi bir haber. Evet telefonlar susmuyormuş. Az sonra telefonlarınızı alacağız. Annemdir evet. Annemdir annemiz. Kaynım gilla kaynım.
Oylama. Tuvalet fırçasını mahşer daha iyi kullandı diyenler alkışlasın lütfen. Tuvalet fırçasını cümbüş daha iyi kullandı diyenler. Kutunun galibi cümbüş alkışlarınızla. Teşekkürler İsmail. Devam ediyoruz. Aa süper bir tur. Levent süper. Nedir? Senin çok güzel bir sesin var. Ben hep onu düşünmüşümdür. Tamam teşekkür ederim. İlk tanıdığım günden beri. Hayır bir dakika nereye doğru gidiyoruz? Acaba ne olacak? Ama hayatında bir Levent şey Levent Üzümcü'den bir şarkı alıyoruz. Hayır hayır işte. Yeteri kadar duramak değil hayatım. Hayır. Hayır işte hayır. ya istersen çok mutlu oluruz tabii de yok ya, böyle bir şey. Hayır. Ama gerçekten çok güzel bir konuşma tonun var. Teşekkür hiç dublaj ederim. Yaptın mı? Reklam seslendiriyorum. Evet biliyoruz. Onun dışında pek dizi, film hayır, bilmem hiç öyle sadece bir şey yok. Sadece kendimi seslendirmiştim. Dublajlı çekilen Türk dizilerinde. Reklam daha karlı. Tabii daha kısa zaman alıyor. Daha güzel. Bir de dizide oynadıktan sonra dublajını yapınca ekstra para vermiyorlar. Külfet gibi oluyor yani. Bakın biz bir şey anlamadık. Tabii onlar anladı ama. Anladı. Tabii. Peki tamam. O zaman. Ne bölüm ne? Yok şimdi. Ben ne yapıyorum? Sen, benim sesim güzel bu kadar mı? Sen çok eğleneceksin. Çok eğleniyoruz. Dublaj turu. Dublaj turu. Oo, muhteşem bir tur. Harika. Hemen şöyle bu tur. İlk defa arkadaşlara biz böyle bir film hazırladık. Daha evvel bu filmi görmediler. 1,5 dakika. Hiç bilmiyorlar. Aa harika bir şeymiş. Ve onu ilk defa görecekler ve dublaj yapacaklar üstüne. Tamam. Fakat o kadar yani biz zorluyoruz ki onları. Bir de bu filme konu alacağız izleyicilerimizden. Düşün yani. 1500'lü yıllarda arkadaşlar Osmanlı'da en çok konuşulan konu neydi? 1500'lü yıllarda Osmanlı İmparatorluğu'nda en çok konuşulan konu. Yani bilmenizi beklemiyorum, atabilirsiniz. Harem. Harem. Arabistan. Harem ya. Çok sağlam harem, cevap harem, harem. Harem. Güzel, vallahi. Niyeti bozdu. Bu saatten sonra böyle işte evet. Tabii ki. 1500'lü yıllar. Çıkış noktamız harem. Ve ilk defa görecekleri filmi, kısa filmi, Mahşer Grubu bakalım nasıl seslendirecek. Çok güzel bir film gerçekten. Geliyor. Konulu film. Herkes kendini seslendirsin. Peki, hakikaten film gerçekten daha evvel görmediğimiz bir filmmiş. Bu arada biz bir telefon alalım mı filmi hazırlayana kadar? Geldim ha geldim. Aa, evet. Aa, beni ben konuşmak istiyorum. Konuştun bile bitti. Çok güzel. O evet, zaman şarkı söyleyeceksiniz. Başka çaremiz yok. Ben. Şiir okurumda. İşte arkadaşlar canlı yayının cilvelerinden bir tanesini daha yaşıyoruz şu anda. Böyle oluyor. Hani yani evet. Telefonlar neredeymiş? Onlardan bir tanesini alın. Baştan. O ne demek? Baştan giriyor. Öyle mi İsmail? Hepsini baştan mı oynayacağız? Geliyor. Peki. Harem. Tellak kaçmış biliyor musunuz? He? Nereye kaçmış? Vallahi. Tellak faturayı ödemeden kaçmış. Bak. Aman tanım şu faturaya. Tellak tanıyorum ben. Oturduğu yeri de biliyorum. Öpeyim seni bir tane. Ya bu harem hakikaten çok değerliymiş. Bize verdiğiniz için teşekkürler. Hayatım. Ay, şimdi benim yanımda başka kadınlar mı olacak? Yani ben başkalarına nasıl anlatırım bunu? Yani lütfen bana böyle bir şey yapmayın. Ne olur yapmayın lütfen. Bakın size açıkça söyleyeyim. Arkadaşınızı tellak yapmayı düşünüyorum. Eğer arkadaş... Beni mi? Benden tellak olur evet. Çok hevesliyim ben bu konuda hayatım. Ay on ya. Sen beni kesinlikle... Tellak olmak istiyorum. Evet ondan çok iyi tellak olur. Saçlarını da kestim. Evet hanımefendi tellak olunca siz de artık hareme... Ben, ama ben harem diye gelmiştim ama tellak oldum. Evet, kaçmayacaksınız değil mi? Bu kadar bir... Ama ben... Ama ondan bahsetmemiştiniz. Yani tellak olsam da seni severim. Çok severim.
Ama ben buraya dellek olmaya gelmiştim. Yalnız oyuncular da orada değiştirmiş. Çok garip bir adam. Ya bir şey söyleyeceğim. Böyle yapınca bir sessizlik oldu. Fırçadan bahsedecektim de söz bana. Bu kadar. Kese kese. Hay Allah'ım ya. Gözümden yaş geldi. Ay. Peki şimdi... Sıra bizdeyken niye bunları? Evet ya. Bir çıkış noktası daha alacağız arkadaşlar. Ne olabilir? Bir baharat olsanız hangisi olmak isterdiniz? Karabiber mi? Karabiberi sanki Suudi Arabistan olan arkadaş söylermiş gibi geldi. Başka? Arkadaşlar bir baharat olmak isteseniz ne olmak isterdiniz? Tarçın. Başka daha komik baharatlar olabilir. Buyurun. Isırgan otu. Isırgan otu. Çok güzel bir baharat. Isırgan otu her derde deva. Isırgan otu ne zaman baharat oldu? Hakikaten. Kurusu murusu yok mu onun ya? Hayır ya. O ne zaman baharat oldu ya? Var değil mi ya? Attarda falan. Ama o çaydır olsa olsa arkadaşım onun suyudur muydur? Halkı bilinçlendiriyoruz. Evet, baharat değildir ama hani demleniyordur, ne bileyim. Siz evde, siz evde baharat olarak kullanmayın ama biz burada bir baharat olarak kullanacağız. Isırgan otu. Çıkış noktamız ısırgan otu. Tamam. Evet, hep beraber sayıyoruz. 3, 2, 1. Buraya mı oturayım ha? Buraya mı oturayım? Buraya mı? Buraya mı ha? İstediğiniz yere oturun hanımefendi, siz niye ağlıyorsunuz ki? Her tarafım ısırgan otları düşürdü, başırdı. Ha ya ısırgan otu olur, normal o, o normal. Beni de kaşındırıyor. Isırgan otu o kadar büyütmeyin canım. Ama sizi hiç aşırdı mı ısırgan otu? Evet, aşırdı beni. Vallahi bir bak sana bir şey söyleyeyim mi? 3-5 kere ısırdı beni. Aa ben. Çok komik. Ama. Hanımefendi, manyak mısınız? Manyak mısın bu? Manyak geldi buraya oturdu, ısırgan otu diye tutturdu ya. Ayol, ısırgan otu zaten sağlıklı bir şey değildir. Isır, beni de ısırıyor. Isırdı. Ne? Beni ısırmadı ki, öptü. Ben bunu duydum, inanamıyorum. Çok saçma. Isırgan otu seni öptüyse o zaman mutlu olman gerekir. Beni ısırdığı için ben bu haldeyim. Bana, bana bak, sus diyorum sana. Sus. Şu kadarcıktan beri sus. Ne oldu? Sustunuz kaldınız. Çıldıracağım, delireceğim. Nutkum tutuldu. Ne bağırıyorsun be? Seni de yaptım hiç ısırgan otu. Ben artık gidiyorum. Çantamı da alayım. Ay ay ay. Ay 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 ay. Ya inanılmaz saçma bir tur ama yani saçmalığı çok güzel ya. Süper değil mi arkadaşlar? Ben bunu da kopuyorum ya. Gerçekten kopuyorum. Bir büyük alkış alabiliriz ya. Yani. Mahşer sizin filmin konusu neydi? Hamam pellak. Hamam. Harem harem. Harem harem. Peki o niye hamama dönüştü o? Niye hamama dönüştü? Hamama dönüşmedi. Dönüşmez. Dönüşte. Ay hanım fantezisi sizin karışıyorsunuz. Tabii o dönemde o dönemde haremde hamam da var yani harem hamam aynı zamanda. Evet. Uydur uydur. Hani tarihsel bilincimiz yerinde. Peki. Oyuna gelmeyin. Hemen o zaman oyluyoruz. Bu turun galibi hamam performansıyla mahşer olsun diyenler kuvvetlice alkışlıyor. Ve bu turun galibi ısırgan otu performansıyla cümbüş olsun diyenler. Ama wow diye bir ses geldi. Onlar da wow eksi. Evet. Wow artı, wow eksi. Galiba bu turun galibi cümbüş. Wow artı. Reklamlardan sonra görüşmek üzere. Süper turlar var. Görüşmek üzere.
Anında görüntü show devam ediyor. Konuğumuz Levent Üzümcü. İlk turları izledik. Gerçekten çok eğlenceliydi. Bizim gözlerimiz yaşardı gülmekten. Tabii, ben ağladım hatta. Gülmekten ağladım yani. O zaman ağlatmaya devam edeceğiz. Tabii, tabii. Birazcık daha. şapka turu. Bu hafta gerçekten bir şapkamız var. Geçen hafta neydi? Şapkayı unutmuştuk. Kova vardı ama şapka. Şapkayı da getirecek arkadaşımız tabii ki. Müziğiyle. Başkan İsmail yetenekli. Hadi İsmail, koş İsmail. Bizim İsmail, süper İsmail. Hep beraber 3, 4. İsmail. 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 Vay be İsmail be. Şimdi bak ben hala sallıyorum bir tarafa. Gidelim mi? Şimdi. Gidelim mi? Aa evet. Ya. Cümbüş'te mi başlıyoruz? Evet abi. Peki Cümbüş yerini alıyor. Cümbüş'ten demek ki Özlem ve Yiğit oynayacak bu oyunu. Onlar kulaklık takıyorlar. Levent'ciğim neden takıyorlar? Çünkü hı-hı, burada konuşulanları duymaması lazım. Tamam. Yiğit'in ya da Özlem'in. Yalnız bu arkadaşlar çok yetenekli, dudak okuyabiliyorlar mı? Onunla çok uğraşacak gibi görünmüyorlar pek, tamam. Sırrımız ortaya çıktı. Şimdi biz onlara daha evvelden duymadıkları cümleler vereceğiz az sonra. Tamam. Ve doğaçlamanın içine yedire yedire oynayacaklar. Senden ricam bir tane cümle düşün bu arada, birazdan tamam alacağım. Daha evvel bize sizlerin yazmış olduğunuz cümleler var, onlardan seçeceğiz. Hem sana hem bana yazık demiş birisi. Kim demiş? Acaba bu e-mail ile mi geldi? E-mail ile gelmiş bir cümle olabilir. Peki, telefonla da cümle alabiliriz. Var mı? Aman tanrım, harika. Batuhan Çağlar. Alo. Batuhan. Alo. Batuhan merhaba. İyiyim Osman Tan abi, sen nasılsın? Osman Tan uyuyor. Uyan. Ben de iyiyim Batuhan. Nasılsın? Nasıl olalım abi, yuvarlanıp gidiyorum. Hala uyumadığın için, bizi izlediğin için bir kere çok teşekkürler. Yok, Batuhan. Yok, şey, uyanık kalmaya falıyorum da onun için ya. Uyanık kalmaya? Hap. Hap alıyorsun. Peki, neredesin şu anda? Hangi şehirdesin? Ben şu an İstanbul'dayım. İstanbul'dan arıyorsun. Cümlen var mı hazırda Batuhan? Evet. Alayım cümleni. İki ya. Dere buz gibi. Efendim? İki dere buz gibi. İki dere buz gibi. Bence bu kadar yeter. Bence de bu kadar yeter. Gerisi gelmesin. Batuhan çok dikkatli söyle gerisini. Bizi kapanmayalım program olarak. Tekrarlıyorum. İki dere buz gibi. Orasını anladık. Kaynanam domuz gibi. Neyse. İyi. Yırttık. Evet. Aa, niye gülüyorsunuz ya? Çok komikti, kaçırdın. Kaynanan domuz gibi. Batuhan çok teşekkürler sana. İyi geceler diliyoruz. Çok teşekkürler. Sağ ol. Az sonra bir cümle daha alabiliriz eğer hazırlarlarsa. Hemen bir tane de cümle. Kader diyemezsin, sen kendin ettin. Kimin cümlesi? O arkadaşın... Yine internetten gelmiş bizlere galiba. Yok, kamyonun arkasına yazmış. Aa şeyden, internetten. Burak Kocatepe'den gelmiş bu cümle. Çok teşekkür ediyoruz. Levent'cim cümle var mı? Benim var. Öyle mi? Tabii. Nedir? Söyleyeyim mi? Tabii. Abi kuantum fiziğinde bunun yeri yok. Süper. Tamam mı? Süper cümle. Yazabilir misin? Yazayım. Çok teşekkürler. Telefon gelince bana haber veriyorsunuz. 4 cümlemiz oldu. Bir tane daha seçiyorum. Senden bunu duydum ya, artık ölsem de gam yemem. Sizden geldi. Çok anlamlı bir cümle. Tabii teşekkür kimse beğenmedi size ya, kimse de üstüne almıyor ben yazdım. Yok geldi. Senden bunu duydum ya, artık ölsem de gam yemem. Çok teşekkürler. Levent Üzümcü'nün cümlesi geliyor. Telefon var mı? Az sonra alacağız. Peki. Evet bir daha okuyorum. Abisi eklenmiş. Tabii eklenim. Abi kuantum fiziğinde bunun yeri yok. Çok güzel. Son cümle. Telefondan mı alalım İsmail? Var, evet. Telefonda bir cümle varmış. Alo. Alo. Merhabalar. Merhaba. Fatih Kesici. Evet. Merhaba Fatih. Evet. Merhaba. Nasılsın? Vallahi uykusuzum. Kesin programı. Fatih. Efendim? Sen de mi İstanbul'dan arıyorsun? İstanbul'dan mandal taktım gözlerimi, seyrediyorum. Mandal taktın gözlerini, peki. Evet. Daha evvel izlemiş miydin programı?
Ya tiryakisi olduk artık. Çok güzel, çok teşekkürler. Cümle var mı hazırda? Var. Hemen alalım. Onu alabilir miyim lütfen? Sen ne güzel bulursun, geçsen Anadolu'yu. Çok güzel Fatih. Harikasın, çok teşekkürler. Bravo. Geceler. Osman Bey. Sen ne güzel olursun değil mi? Bulursun. Ha, bulursun. Olursun. Sen ne güzel bulursun. Gesen Anadolu'yu. Şimdi ben cümlelerin hepsini bir daha okuyacağım. Sen ne güzel olursun, bulursun gesen Anadolu'yu. Senden bunu duyduğumda artık ölsem de gam yemem. Abi kuantum fiziğinde bunun yeri yok. Kader diyemezsin, sen kendin ettin. İki dere buz gibi, kaynanan domuz gibi. Kaynanan mı dedi acaba ya? Kaynanan. Ya onu dediğine şükredelim biz de. Bir meyçin üzmeyelim kendimizi yani. Hem sana hem bana yazık. 6 tane cümlemiz var. Buyurun, gelebilirsiniz. Pardon, şöyle 3-3 böleyim. Evet, 3. 3. Şimdi bir de çıkış noktası alacağız. Benden de bahseder misin? Evet, Ayça da eğer gerekirse çeşitli görsel ya da ses efektleri yapacak. Evet. Bir süper gücünüz olsa hangi gücünüz olsun isterdiniz? Bir süper gücünüz olsa, evet. Zihin okumak. Zihin okumak, çok güzel. Başka? Evet. Nükleer güç. Nükleer güç. Nasıl yani? Bir patlamalık evet. Kadar. Bir kere olur, bitiyor. Bir kere patlıyorsun. Geçmişe gitmek. Geçmişe gitmek. Geçmişe gitmek diyorsun. Evet, bir tane daha var burada. İngilizce öğrenmek. Ay canım benim ya. Süper güç. Ay canım ya. İngilizce öğrenmek ve zihin okumak hoşuma gitti benim ya. Zihin okumak güzel değil mi Levent? Bu nükleer gücü ben anlamadım. Onu öğrenmek istiyorum. Nasıl bir şey umardı arkadaş? Yani nasıl bir patlayış bu? Arkadaş patlayamıyor. Anladım ben. Geçtiğinden çözdüm. Ne diyeyim abi? Böyle bir tavrım var. Evet, evet, zihin okuma. Zihin okuma güzel. Zihin okuma çıkış noktamız. Bir kez daha söylüyorum. Şimdi verdiğimiz bu 6 cümleyi Yiğit ve Özlem ben düdük çaldıkça doğaçlamanın içine yedire yedire oynayacaklar. İnanılmaz komik şeyler oluyor. Hep beraber sayıyoruz. 3, 2, 1, düt. Kapı açık, kapı açık. Söylenmeyi bırak, kapı açık. Necla Hanımcığım. Ne? İstediğiniz alışverişi yaptım. Ooo Necla Hanım, niye öyle insana navrat küfür ediyorsunuz ya? Oho! Bak, kontrol etmeye çalışıyorum. İkimiz de okuyabiliyoruz, farkındasın. Ya varım efendi, ayıp olmuyor ama biz de gidiyoruz bakkala. Adam anca bunları dolduruyor, veriyor. Anca apartmandan insan çıkıyoruz. Anca getirip koyuyoruz. Niye böyle bakıp da insana kötü kötü şeyler söylüyorsunuz ya? Senden bunu duydum ya, artık ölsem de gam yemem. Oh! Oh! Vallahi söyledin. Bunu da söyledin. Bunu da söyledin ya Recep efendi. Bunu da söyledi ya. Düşünme, yapma. Sensin o. Sensin o. Yiğit. Nokta. Kader diyemezsin. Bunu sen kendin ettin Necla Hanım. Farkındayım. O kadar işte. O ne demek ya? O ne geçirdi sen kafandan öyle? Ne demek o? Ne? Bağ. Bağ. Bana, bana bir de. Asıl de ben ol. Asıl sensin o. Bensin. Asıl bensin. Evet. Özlem. Ya niçin böyle yapıyorsunuz? Ben burada kendimi size kul köle ediyorum hanımefendi. Her seferinde niye böyle aşağılamalar, böyle bir yerden yere çalmalar? Oh, sen ne güzel bulursun gezsen Anadolu'yu. Herhalde öyle. Hanımefendi, ben Anadolu'yu toprak toprak gezdim. Hiç sizin gibi biriyle karşılaşmadım yani. Evet, siz nerede sizde Anadolu kültürü? Nerede sizde Anadolu kültürü? Şehirlerde büyümüşsünüz. Hiç alakası yok bir kere. Hiç alakası yok. Ben mantı açarım. Yiğit. Mantı kültürüm vardır benim. Ben mantı açabilirim. Semiramis Hanımlar yine bir şeyler düşünüyorlar. İki dere buz gibi. Kaynatan domuz gibi. Ha size kaynatan. Hiçbir korkunuz yok. Ha terbiyesiz. Bana bir de. Hanımefendi, neyin terbiyesi? Bu apartmanın bütün dairelerinde siz benim kiracımsınız bir kere ya. Ne var sanki? Aramız iyidir Recep efendi. Niye birdenbire sustuk? Niye böyle bir tartışma ortamına girdik? Bilmiyorum ki, siz böyle benim içimden geçenlere garip garip şeyler söyleyince yemin ederim koyarım kapının önüne. Zam yaparım kiranıza.
Abi kuantum fiziğinde bunun yeri yok. Zammam yok. Zammam yok. Recep Efendi. Öyle kuantum muantum falan deyip de benim kafamı kurcalamaya çalışmayın. Aşk ne var olsun. Okumamak suç mu? Kuantum bilmiyorsak biz mi bilmiyoruz yani? Gel uçalım biraz gel. Gel. Yiğit. Gel bak Tanrı'yla aramızda bir bağ oluşacak. Hem ve... sana hem bana yazık olur öyle olursa. Ya benim Recep Efendi ya Yiğit ya. Bravo. Evet, kimler hemen mahşerden kulaklıklarını takıyor bakalım. Dilek ve Ayhan kulaklıklarını takıyorlar. Burada konuşulanları duymayacaklar. Cümlelerimizi hazırlıyoruz. Hemen buradan alalım. Levent'ciğim senden bir cümle daha alacağım birazdan. Peki, Levent'in cümlesini yazacağımız bir kağıdımız var mı bu arada? İsmail'ciğim bir kağıt yetiştirebilirsen buraya, küçücük bir kağıt. Telefonda alabiliriz eğer varsa. Affedersin, biraz ayıp olacak ama bir şey söylemek istiyorum. Çok güzel bir cümle. Bakayım bu şeyden gelmiş. Esen Giray, internet e-mail'den gelmiş. Hemen bir cümle daha. Mardin medeniyetlerin şehridir. Nereden gelmiş bu ya? Buradan birisi. Oradan bir yerden. Mardinli misiniz? Evet. Hiç, evet, gerçekten. Sloganlı. Sloganlı yani. Mardin Belediye Başkanlığı'na falan mı oynuyorsunuz yoksa siz? Ama hakikaten muhteşem bir yer Mardin. Telefon da mı var yoksa? Ay ne güzel. Hayriye Erdek. Efendim. Merhaba Hayriye Hanım. Merhabalar. Hayriye. Efendim. Erdekli misin? Hayır, soyadım yanlış yazılmış. Nedir doğru soyadın? Leyle, Erbek. Efendim? Erbek. 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 Peki, Hayriye Erbek. Erbekli misin? Hayır. İyi misiniz, iyi misiniz? Hamdi Alkan'la geçen haftada, Hamdi Alkan'dan oldu. Hamdi abinin biraz. Orada olmak isterdim ya. Efendim? Orada olmak isterdim. Bekleriz Hayriye gelecek haftaya. İnşallah. İstanbul'da mısın? Neredesin? Ankara'dayım. Ankara'dasın. Çok evet. Güzel. Daha evvel izlemiş miydin programı? Sürekli izliyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Beğeniyorsun ama... o zaman galiba. Bu saatlere kadar beklediğine göre. Ve şey var, mesleğimden dolayı çok geç saatlere kadar çalışıyorum ve çok az uyuyorum. Ne iş yapıyorsun Hayri? Restorancıyım. Restorancı. Evet. Peki, geç saatte kapıyorsun, geliyorsun. Bu saatte de bizim programla karşılaşıyorsun. Ne evet. Güzel. Ertesi günde ölü gibi oluyorum. Doğal olarak tabii bu saatte yatınca. İsmail gel çekinme kağıdı getirsen bana. Hayriye. Efendim. Cümle alabilir miyiz? Fiş almasak kaçı olur? Çok güzel ya. Harika, çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Ve kesinlikle İstanbul'u stüdyoya da bekliyoruz. İyi geceler Hayriye. İyi geceler. Fiş almasak kaçı olur? Çok güzelmiş ya. Benim yazımı okuyamıyorsunuz tabii bu arada da. Fiş almasak kaçı olur? Bunu da yazdık. Levent'cim cümle var mı? Oluştu mu? Oluştu. O zaman senden onu alalım. Tamam. Kimse beni... Marlon Brando'nun... Kimse beni Marlon Brando'nun gay olduğuna ikna edemez. Yapma be abi, öyle miyim? Öyle mi? Değil abi, işte ikna olmuyorum yani. Bir an bittim ya. Niye? Telefonlar kilit. İkna edemez. Alalım o zaman, bir i̇şte cümle bu, daha alalım ya. İşte bu harika bir renk katacak bu. Bu var ya, bambaşka açılımlara gidecek tabii, bu tabii. Ya. Tabii tabii. Kimse beni Marlon Brando'nun gay olduğuna ikna edemez. Hani yazdım, bilmeyen olursa diye E'yle yazdım oraya. Gay. Gay mı telefon? Şimdi gay der orada. Arıyorlar. Çok güzel ya, bak. Avcılar öğrenci yurduna 3 lahmacun. Süper arkadaşlar, süper. Süper. Tebrikler, vallahi süper. Çok güzel. Üç arkadaş mı yazdınız? Herkese. Vallahi harika, bayılıyorum ben bu tip cümlelere. Telefonda kimse var mı? Hazırlıyorlar. O zaman ben bu son cümleyi telefondan alalım derim. Evet, evet bence de.
Ben bu son, fakat bu üç lahmacun beni olayı şeydir yani. Şu ana kadarki cümleleri okuyorum. Affedersin biraz ayıp olacak ama bir şey söylemek istiyorum. Mardin medeniyetleri şehridir. Abi cümlelere bak. Fiş almasak kaçı olur? Ben bile okuyamıyorum. Sen bile okuyamıyorsun. Onu ben tekrar yazayım. Bir daha yazar mısın? Ne oldu? Tamam. Dur. Fiş almazsak kaçı olur mu? Evet. Kimse beni Marlon Brando'nun gay olduğunu iddia edemez. Avcılar öğrenci yurduna üç lahmacun. Aa, evet, mikrofonum. Ve son olarak da fiş almazsak kaçı olur? Evet. Telefon var mı? Niye? Hani kilitlenmişti. Gerçekten mi kilitlendi? Kilitlendi. Hiç alamadık. Ha, geliyor, bağlıyorlar. Tamam. Evet. Yazma, boş ver, söyle. Devam edeyim. Peki. Son günlerde ülkemizde yaşanan bu olaylar... www.mahserecumbus.com Cumbus. Bu arada Cumbus. E-mail'ler de geliyor. E-mail'leri de bakın. Evet, telefon tamam. Geldi. Hayriye Erbek. 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 Erbek değil. Oğuzhan Türkoğlu. Evet. Merhabalar Oğuzhan. Merhabalar. Nereden arıyorsun? İstanbul. Merhaba. Cümle var mı Oğuzhan? Olmaz mı? Evet be. Aslan Oğuzhan, kim tutar seni be? Ömrümde görmedim ana kucağı gibi. Sen yazar mısın? Tabii. Ömrümde görmedim ana kucağı gibi. Evet. Harikasın Oğuzhan. Ne iş yapıyorsun sen? Televizyoncuyuz. Efendim? Yayıncı, yönetmen. Yönetmen? Evet, Levent'in yönetmeniydim ben bir zamanlar. Vay. Bursa Has TV. Vay. Selam ediyorum, selam. Musa'yı bekliyorum. Ömrümde görmedim ana kucağı gibi. Evet, ha evet. Ömrümde görmedim. 30'unda oradayım. Bir şey rica edeceğim. Efendim, buyurun. Osman Bey. Efendim. Bu yarışmayı daha erken prime time almak için ne yapmamız lazım? Rütük'e mi telefon açalım? Rütük, alo. Başvuralım. Evet, ne yapmamız lazım? Evet. Evet, İlk önce Rütük'ü buraya getireceğiz. Oğuzhan, ben sana soruyorum. Ne yapmamız lazım? O zaman şöyle yapalım. Araya yarışmacılar alalım. Evet. Tiyatro oynayan yarışmacılar alalım. Biz onları oynayalım. Popstar gibi. Bu da o saatte yayınlansın ya. Hatta problemi olan tiyatro oyuncuları değil mi? Evet. Olabilir. Yani maaşlarla cümbüşe halktan insanlar katılsın, onlar oynasın. Biz de oynayalım yani reyting yapmak için ille de yarışma gerekiyorsa. Ama bu kadar güzel tiyatro oyununu biz gecenin üçünde mi izleyeceğiz? Ya. Ya alkış istiyorum ben ya. Çok teşekkürler Oğuzhan. Sağ ol. Oğuzhan abi harikasın. Harika. Merhaba. Oğuzhan, o günler de gelecek Oğuzhan, o günler de gelecek. Sen de politikaya gir. Alkış ya, alkış. Son bir şey söyleyeceğim. Biz Mahşeri Cümbüş ekibiyle beraber bu programı yapmak için 2 sene falan bekledik, değil mi? 2 sene uğraştık. Fox şimdi bize destek verdi. Yavaş yavaş yükseliyor inşallah. Ben 99'dan beri yapmak istiyorum. İstediğimiz yere geliyor. Sizlerin bir kere bizi arayıp böyle şeyler söylemesi bile bizim için muhteşem bir şey. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkürler. İyi geceler. İsyan ediyorlar. Oğuzhan iyi geceler. Şey... Ya sizi unuttuk biz. Daha evet, şey. Biz ansiklopedi yazıyorsunuz sandık. Davul olduk orada ya. Acayip. Evet, belli gibi değil. Şimdi şapka turunda çok kısa bir soru. Katil kim? Ya. Süper. Evet. Vallahi ben değilim. Kim bir isim? Esprili seyircileri. Kim olabilir? Katil kim? Evet. Bush. Bush. Hakikaten. Ya bu Arabistan, Bush. Şunun beline bakın ya. Herkes boşanmadan fünyeyi çekme. Nuri Alço. Nuri Alço. Katil kim? Nuri Alço'ya sen çok güldün. Koptun ama buradan pek bir şey alamadım ben. O yüzden bir daha. Katil kim? Fark Ajdar. Ajdar, her hafta bir ajdar çıkıyor. Ya yasakladın ya. Bizim evet, programını ya. Allah aşkına. Ya. Evet yani... Niye öyle hayır. Diyorsunuz ya? Peki ben bu soruyu sizden değiştiriyorum fazla arkadaşlar. Reytingi var. Bu hep soruyu işte, değiştiriyorum. Kıskançlık, kıskançlık. Şimdi şu nedir şu bak. Ajdar.
Nedir bu? Asker. Kağıt buruşturup atma. Çok güzel. Evet. Kağıt buruşturup atma. Daha yaratıcı. Ajdar gibi yaratıcı olabilirsiniz. Başka? Muz. Başka? Nane mi? Evet. Bu nedir arkadaşlar? Birinin kafasını yarmak. Birinin kafasını yarmak. Geçik geçik var orada. Atom bombası. Atom bombası. Başka? Evet. Elma. Seninki, seninki. Ha? Elma. Elma mı? Çok normal bir cevap o. Elma dedi ya. Şaşırdı. Ama yeşil elma. İftira. 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 Vay be. Ne? İftira. Fatih. Çok güzel bak, iftira. Çok yaratıcı. Attık ya bunu böyle. Vay vay vay. Ben neredeyim ama? Ben katildeyim. Bu nedir? Çıkış noktamız iftira arkadaşlar. Evet. Hep beraber sayıyoruz. 3, 2, 1. Geber! Vallahi iftira! Sana hiçbir şekilde yalan söylemedim vallahi! Ateş olmayan yerden mamut çıkmaz. Mamut kim be? Bak mamut geldi. Hep bu değil mi? Yanında dolaştırdığın adam değil mi? O sağır dilsiz. Garibandan ne istiyorsun? Ne istiyorsun Allah! Garibandan? Vallahi yemin ederim bu zamana kadar sana hep hürmet ettim. Hiçbir kusur etmedim. Ayhan! Yani köle kök, köpeğin kulum köle olarak. Allah belanı versin. Hiçbir yavuğum olmadı. Avcılar öğrenci yurduna üç lahmacun götürmüşsün. Ne alakası var ya? Avcılar öğrenci yurduna götürdüğün o üç lahmacunu erkek öğrenci yurduna götürmüşsün. Avcılar bravo. Öğrenci yurdunda beşin var. Onların hepsi avcı. Neden düşünmüyorsun? Belki küçük bir depresyon atlatıyorum. Öğrencilere karşı bir sempatim olamaz mı? Olamaz. Dilek. Benim olduğum yerde öğrenciye karşı sempatik olamaz. Hele bunlar avcıysa hiç olamaz. Affedersin. Biraz ayıp olacak ama bir şey söylemek istiyorum. Buyur. Geçen sefer Sübeyde Hanım kız iznesine sen de pide götürdün. O zaman ben bir şey dedim mi? İftira dedim mi? Arkandan konuştun mu? Bak tutkun tutuldum. Söyle. Ayhan. Konuşsana. Bak bak yutkunuyor. Bekliyorum. Fiç almazsa kaçı olur dediler. Ben de ucuzu olur dedim. Kabul ettiler. İstediler. Vallahi kötü bir niyetim yoktu. Fişsiz götürdüm diye götürdüm kızlara. Nasıl yalan söylüyorsun? Nasıl yalan söylüyorsun? Lan ben sana ne zaman yalan söyledim lan? Sen bana her gün ayakta yalan söylüyorsun. Ayakta? Hey bu defa Dilek. Oturarak yalan söyleyeyim de bakalım. Oturarak nasıl olacak? Bak benim tepeme attırma. Buradan bir kalkarım bir daha oturursun sen kalkamazsın. Mardin Medeniyetleri şehridir. Kalk ayağa. Niye? Niye? Medeniyet dedin. Oturarak ilerleyemiyor mu? Hayır eşit olacağız o bakımdan. Kalk. Ha peki o zaman. Son 30. Bu şekilde olarak konuşacaksın. Evet eşit. Terbiyesizlik etme. Ben böyle yapıyor muyum? Yapmıyorsun. Bak benim koca kafamla dalga mı geçiyorsun? Sen benim şişe boyumla dalga Ayhan. Geçiyorsun. İftira atma bana. Benim altımda da bir o kadar var. Uzunum ben. Ömrümde görmedim ana kucağı gibi. Ne işin var benim senin yanında? Anamın kucağına giderim daha iyi be. Ulan sıcacık bir kucak verdin mi? Kaçıyorsun köşe bucak. Bunu da söyledin ya. Allah beni bir içime. Tuhaf oldum. Ana kucağını mı özlüyorsun? Ne oldu benim güzel pamuk ağlama. Gibi kucağıma? Hani ne güzel kokuyordu tenim. Yok yine hani güzel kokuyor da. Dilek. Hani ısırgan otu gibi kokuyor. Ya bir kokuda bir ekşilik var. Ne yedin sen akşam? Kimse benim Halim Brando'nun gay olduğunu ikna edemez. Halim Brando. Değil zaten. Zaten değil. Kimse o şöyle... ikna edemez. İftira. O da iftira. Bu da iftira. Hepsi iftira. Ya iftirayla gidiyor ya. Süper, süper, süper. Vallahi süper arkadaşlar. Merlin Memur'un oğluyum. Bizim dükkanın önüne ne atıyorsunuz kardeşim? Marlon Brando. Marlon Brando'nun gay olma ihtimali yüksek. Marlon Brando. Ben erkek güzel ama. Çok, çok güzeldi. Şimdi her iki performansı da bir oynayacağız arkadaşlar. İlk olarak Cümbüş'ün, Cümbüş'ün neydi? Bir süper gücünüz neydi biz ya? Biz de unuttuk. Biz zihin bile okuma. Unuttuk sizi efendim? Bırak, zihin biz okuma, bile unuttuk. Zihin okuma, biz evet. Oynamadık ki bir şey daha. Daha iyi başlıyoruz. Evet.
Şimdi bir daha soruyorum. Zihin okuma. Zihin okuma, zihin okuma performansı. Cümbüş'ün zihin okuma performansı bu tur kazansın diyenler alkışlasınlar lütfen. Üç kişi falan alkışlıyoruz. Ama bu sefer ben de orayı bu tutuyorum. Bu turun galiba... Direkt gireceğim yani. Galiba öyle gözüküyor. Yine de alıyorum. Yine de alıyorum. Evet. Mahşer bu turun galibi olsun diyenler. Bu turun galibi Mahşer. Unutmayın siz de evlerinizde ya da ekranlarınızın başından bize oy gönderebilirsiniz. Bu gecenin tüm SMS gelirleri Tema Vakfı'na bağışlanacak sevgili izleyiciler. Şimdi devam ediyor muyuz İsmail'cim? Ediyoruz. Peki, teşekkürler. Hangi turla devam ediyoruz? Dörtlü dönmeyle devam ediyoruz. Aha. Süper bir tur. Dörtlü dönme. Four. Levent'cim bu turda seni de alacağız ya. Nasıl ya? Çok güzel bir tur. Çok zevkli bir tur. Önce bir seyret abi. Önce bir seyret evet. Levent. Tamam. Çok, eğer istersen tabii. Tabii. Ki. Tabii ki. Hamdi Alkan katılmış mıydı? Katıldı. Anladım. Cümbüşle mi başlıyoruz? Mahşerle mi başlıyoruz? Cümbüşle gelince cümbüşle başlıyoruz. Evet. Peki cümbüş çıktı. Bir gönüllü. Bir gönüllü. Buyurun beyefendi. Hemen. Mikrofonunuz geliyor. Mikrofonunuz. İşinizi alabilir miyiz? Şöyle Ergün, birazcık öne çıkabilirsiniz. Gel. Böyle. Ergün Vural. Ergün Bey. Başınıza az sonra neler geleceğini biliyor musunuz? Dörtlü dönme turunda. Hazırlıklıyım. Kimsenin hazırlığı yok ama sizin hazırlığınız evet. Var. Süper maşallah. Peki. Daha evvel herhalde hayalhanede izlediniz. Tabii ki. Mahşeri cümbüşü. O zaman uygulayarak böyle görelim hep beraber. Sizi yerinize alalım şimdi. İlk olarak Yiğit ve Özlem için bir yönelim alacağız. Çıkış noktası alacağız. Sizlere soruyorum. Cebinizde kalan en son parayla bir şey alacak olsaydınız bu ne olurdu? Kese kağıdı. Kese kağıdı. İlginç. Uçağa binecek ya. Pasoma akbil doldurdum. Pasona akbil doldurdun. Çok güzel. Akbil gerçeği tabii. Uzun bir parlament. Yani peki. Bu programda sanal reklam uygulanmaktadır. İddia evet. Oynardım. Efendim? İddia oynardım. Ya arkadaşlar marka işine girmeyelim lütfen. Marka olmayan şeyler. Mesela kese kağıdı gibi. Evet. Daha sonra açabilmek için mendil. Efendim? Daha sonra açabilmek için mendil. Daha sonra açabilmek için bir mendil. Çok ilginç. Evet. Peki bu iki kişi arasındaki ilişki mendil. Mendil. Evet, mendil. Tamam. Yiğit ve Özlem mendil. Şimdi Özlem ve Ayça bu iki kişi nerede tanışmış olabilirler? Hemen. Barda. Barda. Başka. Lavaboda. Kuaförde. Lavaboda. Sen söyle. Tiyatro. Tiyatroda. Evet. Evet, başka. Nereden bildin? Senin yatma saatin geldi esaslı. Neyse. Başka? Sarayburnu'nda. Çok ilginç. İntihar etmeden önce. Evet. Otobüs olabilir. Başka? Evet. Söyle. Hemen söyle. Piknikte. Piknikte. Kuyrukta. Kuyrukta. Kuyruk olsun. Tamam. Bu iki kişi kuyrukta tanışmışlar. Ergün Bey ve Ergün Bey ve Ayça için. Ayça Hanım diyecektim. Ergün Bey ve Ayça Hanım için. Hayatınızın en önemli günü. Hiç önemli bir gününüz olmadı mı arkadaşlar? Doğum günü. Doğum günü. Evet, başka? Anneler günü, başka? Başka. Hayatınızın en önemli günü. Ha, şöyle biraz, evet, başka, evet. Sen söyle, ben duyacağım. 5 Mayıs Fenerbahçe Beşiktaş maçı. Beşiktaş Fenerbahçe maçı. Peki, güzel. Başka, son? Mezuniyet gününde tanışmış olalım. Mezuniyet günü, evet. Bu iki kişi mezuniyet gününde tanışmış olabilirler. Mezuniyet günü dedik. Ve Ergün Bey ve Yiğit içinde bu iki kişi arasındaki ilişki. Kebapçı. Kebapçı mı? İlişkiye bak, kebapçı. Ocakbaşı. Güzel ya, ocakbaşı. Ocakbaşı. Şimdi yavaş yavaş görüyoruz. Hatırladım. Fatih de müzikleri çalacak zaten. Mendil. Mendil.
Mezuniyet. Ocakbaşı. Süper. Hep beraber sayıyoruz. 3, 2, 1. Allah yaptığımı aldın. Aldın. Ay. Beni mahvettin. Aldın. Böyle hapşırılır. Böyle hapşırılır. Allah el vermiş iki tane. Kapat kapat. Allah'ım şu kuyruk bitse. Amin. Allah'ım bu ses. Allah'ım bu ses. Ah, Makbule Hanımcığım. Ah, Müzeyyen. Ah, şimdi heyecandan iş yiyeceğim. Gel. Canım. Canını yedim. Seninle acı tatlı memuriyet günlerimiz oldu. Sen aşağıda çalışırdın, ben yukarıda. Girin. Girin. Hocam, sizinle bir şey konuşabilir. Sen daha mezun olmadın mı? Mezuniyetime bir hafta kaldı. Onun için sizinle bir şey konuşmak istiyorum. Buyurun. Hocam, mezuniyetime bir hafta kaldı. Artık sınavlar da bitti. O zaman ben her şeyi itiraf etmek istiyorum. Ben deliler gibi kopya çekip okulun tuvaletinde oje sürdüm. Ayrıyetten okula astım ve diskoya gittim erkek arkadaşımla birlikte. Bunların hepsi içimde kalmasın istiyorum ben. Mutluluklarım var daha. Sigara içtin, okulda kaçtım. Ben hepsini biliyordum. Hocam, bu ilgi niye? Konuşma. Bu ilgi niye? Selamun aleyküm. Bana 1,5 Adana, 1 ufak da rakı. Ne bakıyorsun? Sarayım mı, burada mı yiyeceksin? Burada. Burada. Haldun. Tuvalet kağıdı mı kalmamış Haldun? Evet. Getireyim mi? Hayır. Ne getireyim? Hiçbir şey getirme, istemiyorum. Haldun, mendil var, bak getireyim. Haldun. Haldun, hapşırıyorsun Haldun. Hapşır! Allah canına Haldun! Haldun, beni mahvettin Haldun. Al buradan ye. Hatırlar mısın? Ercüment Bey senden hoşlanırdı. Böyle her yerde söyleme Ercüment Bey. Ama kuyruğun biteceği mi var kız? Bak ne diyeceğim. Geçen gün onu ben manavda gördüm. Pardon, sırayı bozmayalım lütfen, biz buradayız. Bir görüyorum şey ben gözüm üstünde çocuğum, sarı saçlı. Bizim sende kaç yaş fark var aramızda, aynı yaşta mıyız? Sen benden daha mı gençsin ya da algılayamıyorum. Botoksumu fark etmedin mi? Ama selamın Kamile. Hocam. Madem seni itiraf ettin, ben de itiraf edeceğim. Ben de daha mezun olmadım. Aramızda kalsın. Hocam? Hala hocam değil mi? Ya, hocam abi, ki derslere giren kim o zaman? Size benzeyen bir adam vardı yani. O da bende. İstiklal Marşı'nı okutan? Ben değildim. Nöbetçi kaydını alan? O da bendeydi. Veli toplantısında babamla konuşan? O da ben değilim. Ben de okuldan kaçıyordum zaten. Ay, inanmıyorum ya moruk. Sen de iyi rol yapıyorsun. Yemin ediyorum, ne haber ya? İyidir. Çıkarsana. Hazır mı yemekler? Günaydın. Selamun aleyküm. Onu demiştin. Ve aleyküm selam o zaman. Onu ben dememiştim. Aleyküm selam. Fakat bugünlerde pek böyle konuşmamak lazım aslında. Vallahi bence de. Benim rakibim... Adana kalmamış bu arada. O zaman Urfa olsun. O da yok, Mardin var. Tamam, o da medeniyetlerimizin önemli bir yeri olsun. Beni... Haldun, gel buraya. Haldun! İlişkimizde bir şey eksik Haldun. Konuşurken neden suratıma bakmıyorsun Haldun? Ben sana ne yaptım Haldun? Sileyim mi? Sil bari. İlişkimizde bir şey eksik diyorum Haldun sabahtan beri. Evde mendil yok, mendil. Evde hiçbir şey yok. Her taraf ıslak kalıyor öyle. Bir şeyle kurulamamız lazım. Ben hayatım diyorum. Ben kendi kültürlerine bağlı bir adamım. Biz orada taşla hallediyorduk şeyi. Haldun, sen artık beni eskisi gibi sevmiyorsun Haldun. Ayaklarıma kara sular indi. Bir namazımı kılayım da. Ben Allah'ım, tez zamanda bu kuyruk bitsin. Yarabbim. Sarılı. Şşş. Görüyorum ben seni buradan. İlerlemiyor da Mevdune Hanımcığım. Tesbih. Çekeriz ya, sabır. Fazla girmeyelim Mevduneciğim. Ne diyeceğim? Ben diyorum ki,
Hadi gel bir koşalım seninle. Kız botoks koşturmuyor, sadece yüzü böyle geriyor. Kız, gençleşmedim o kadar. Kız sen botoks yaptırdın hem mi? Ana böyle kalmış suratın. E sen mutlu musun, mutsuz musun nasıl anlaşılıyor? Böyle bakıyorum ve böyle böyle yapıyorum. Mutluyum diyorum, bir de mutlu olduğumu anlıyor insanlar o kadar. Çöktün. Ben ayaklarını öpmek istiyorum seni. Yıllarca ve yıllarca mezun olmayıp böyle koca bir adam müdür kılığına giren bir tek insan sensin tanıdığım ya. Çıkarıyor ben muydum? Sırrını anlatır mısın? Olmaz. Ceketimi çıkarmak istiyorsun. Orada kalmıştık. Eyvah. Ergin Bey. Nöbetçi ben tamam müdürle konuşuyorum, sen rahat ol. Canım. Ben şimdi bu akşamlık gidiyorum, Şubat başı gibi gelirim. Ben dange pişiririm zaten. Tamam o zaman. Ben de senin telefon numaranı çok mu? Var. O zaman. Tamam beni ararsınız, ben de ben döneceğim. Size gelirim. Tamam ben döneceğim. Çok faydalı bir insan oldum, sağ ol. Hadi bakalım o zaman kolay gitsin. Ergün Bey, süper tamam ya. Değil mi yani? Evet, süper. Ergün Bey acayip ya, vallahi. Siz Ergün Bey, demin konuşuyorduk, şey değilsiniz değil mi? Kapalı Çarşı'da. Evet. Ne işle uğraşıyorsunuz? Deri çanta dükkanım var. Deri çanta dükkanınız var ama hobi olarak tiyatro ile uğraşıyor musunuz? Yok. Vallahi arkadaşları gördüm, zihnim açıldı daha sonra galiba. Vallahi evet. Bravo, tebrik ediyoruz Ergün Bey'i. Peki Levent Üzümcü oynar mısın, ister misin? Ya ben bir şey söyleyeceğim. İzlemek çok hoşuma gidiyor benim ya. Ben acaba izleyebilir miyim? Siz bilirsiniz. Nasıl istersiniz? Ya hani katılmak gibi bir zorunluluğum yoksa yok, yok, çok eğleniyorum ki. İzlerken. Tabii ki. Siz ya şimdi katılacağım, yine eğleneceğim ama böyle izleyince daha çok hoşuma gidiyor. Tamam peki o zaman gönüllülük esasında. Gönüllü bir Levent Üzümcü arıyoruz aranızdan. Allah yardımcı olsun. Polat'cığım herhangi bir marka ismi falan söylemiyorsun, rica ediyoruz senden. Tamam. Zikretme, adın Polat zaten. Peki hemen sorulara geçiyoruz. İlk olarak Burak ve Ayhan için. Mikrofonu Polat'a evet. Verelim diyorlar. Polat'cığım buyur. Polat'ın mikrofonunu verdik. Yani Burak ve Ayhan için bir ilişki, bir tanesi Ayhan ya da Burak. Mesela Ayhan Burak'ı öldürmek istiyor. Neden? Sorular gittikçe canileşiyor. Katil kim? Ayhan Burak'ı öldürmek neden? Yasak ilişki. Güzel, tamam. İlk olarak yasak ilişki. Dilek ve Ayhan için bir masal kahramanı. El kaldıralım lütfen. Evet. Evet başka? Başka başka. Pollyanna gibi bir şey geldi demin. Peki başka? Pinokyo. Tamam güzel. Pinokyo. Polat ve Dilek için bu iki kişinin mesleği nedir? İkisi de aynı işi yapıyorlar. Polat ayakkabıcı. Ayakkabıcı başka? Ayakkabı boyacı. Ayakkabı boyacı. Tamam başka? Bayan kuaförü. Bayan kuaförü güzel. Kuaför. Bayan kuaförü. Gel Polat, biraz yakın. Ve Polat ve Burak için de bir çağ. Bir? Çağ. Çağ. Hangi çağ bu? Taş devri. Güzel. Taş devri, güzel. Taş devri, tamam. Hatırlatalım. Yasak, yasak ilişki. Pinokyo. İlk çağ. Taş'te çok özür diliyorum taş Türk halkından taş. İlk çağ dedi ya. Hep beraber sayıyoruz. 3, 2, 1. Yasak kardeşim, yasak. Burada ilişki yasak, giremezsin. Ne oldu? Ne oldu? Gücendin mi? Bir girseydik. Yok yasak. Ne o?
Tamam hadi güle güle. Geppetto. Pino, Pino. Pino deme, bozuluyorum. Kendi başına hareket etmeye başladım Pino. Hiçbir şey dinlemiyorsun sen Pino. Lütfen sen beni susmam için mi yarattın? Hayır daha lügatı öğretmedim sana, lügatı öğreteceğim. Nasıl bir lügat? Evet lügat, gel bak sözlüğü açıyoruz. Bu... Anam şey muz, kafamda sanki kuş var. Ne biçim yapmışsın anam? Vallahi ben de bilmiyorum abla. Ben sana demedim mi krepeyi birazcık azat diye? Şu tipime bak Allah'ını seversen. Allah o kızın cezasını versin. Jöleyi fazla kullandı herhalde. Sen, kepek yapacak. Sen kıza niye laf atıyorsun şey muz? Ben senin kaç zamanlık müşterinin... Ben rufle yap şey diyorum. Pedikür manikür yapıyor kız. Hiçbir şeyden anlamıyor. Aferin. Vallahi bir şeyden anlamıyor. Muyum? Bütün komşularımı ben getirmiyor muyum buraya? Senin sayende 3 çocuk daha yaptım abla. Daha ne yapayım ben? Hadi, 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 hadi. Yeni mi yakaladın abi? Hadi, hadi. Oh maşallah tazeymiş de. Yahni mi, kızartmalık mı abi? Nece konuşuyorsun lan sen? Fransızcanın Tarzanca versiyonu abi. Hadi, hadi. Hanan, 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 Hanan. Bakırköy'e gidek senle dur ya, ruh hastalıkları var orada. Anlıyorum ben seni bak. Hanan, Hanan, Hanan. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Çok sağ olun beyefendi. Ne demek? Çok teşekkür ederim. Görevimiz. Yani bu devirde bu... Yani bu gerçekten evet, çok yani, şaşırtıcı. Çok şaşırtıcı. Ben burada çıkıyor ömrümde olması. Evet buna şaşırdığım kadar daha evvel hiçbir şeye şaşırmadım. Hele ki burada çıkıyor olması değil mi? Burada evet yani bu kadar yasağın içinde bu, bence bu kadar yani... Nasıl hemen verdin değil mi? Yani evet burada. Çok parlak, çok göz alıcı. Bence maşallah. De. Maşallah. Üzülme Geppetto, ben senin için yalan söylerim ve ısınırım. Hayır. Yalan söylemeyeceksin. Ama donacağız. Hayır. Yalan söyleme. Burada çoluk çocuk var. Doğru mesaj ver. Yalan söyleme. Yalan söyleme. Vallahi yalan söylersen kolun uzar. O zaman sen de bana yalan söyleme anneciğim. Anan da, baban da, babaannen de, teyze oğlun da benim. Başka bir yerin uzuyor ama. Kim? Bu saçlar kesin yapma ya. Ben anlıyorum zaten malda. Bak yalancıya bak. Vallahi peruk gibi duruyor ya. Şimdi çıkarttın mı bana kafayı? Sen yapmadın mı bu bana kafayı? Ne bağırıyorsun ya? Altı üstü 5 milyon verdin yaptık o kadarcık işte. Versen 20 milyonu orijinalini yapardın. 20 milyon verebilecek konumda olsam senin yanına gelir miyim Şehmuz? Biliyorum ya zaten. Dükkanına benim adımı vereceksin. O karşıda Fahri var. Onun dükkanına bomba atacağım giderim, ben zaten. Giderim valla Fahri'nin dükkanına giderim. O Fahri'nin... Demedi deme. Neyse selam adam. Gidiyorum ama. Fahri'nin avradı geliyor saçını ben yanında yaptırıyor ama. Ya. Ne haber? Tabii. Üstelik peruk takıyor bir defa. Peruk takıyor. Kocasının haberi yok. Valla. Nereden geldin adı bu haberi? Bir tuttum saç yerinden çıktı. Baba. Bir şey üzerinde çalışıyorum. Kibrit veren mi? Uğraş uğraş ay pardon. Kibriti mi icat ettin lan? Vallahi oldu bir şeyler abi. Vallahi çağın çok ötesindesin yemin ediyorum ya. Bizim İbrahim abi lastiği bulmuş. Lan hangi ara buldu lan? Karşı tarafa teleferik çekmişler haberin yok mu? Biz daha okey'e 4. bulamıyoruz. Abi yanlış yer olmasın, burada yasak olmasın. Vay. Yalnız tutuşa dikkat edeceğim. Ne alıyoruz hakikaten ya? İşte sen saydığına göre para alıyoruz herhalde. Para, bu da 5'i bir yerde herhalde. Ha, evet. Hmm, tamam, burada yapabiliriz. Evet. Ben de seni tebrik ediyorum. Çok teşekkür ederim. Yasak masak diye bir şey kalmadı. Kalmadı. Hadi biz birbirimizi asak yani yasak masak.
kalmasın ortada. Anladım canım benim. Canım benim. Teşekkür ederim. Ben kendimi öldüremiyordum. Sen de kendini öldüremiyordun. Birbirimiz şimdi. Oo, merhaba Gepetto. Beni hatırladın mı? Hatırladım. Senden sonra fabrika açtım. Odun fabrikası. Aa. Ya eğer senin söylediklerini dinleseydim şimdi kuru bir kütük olacaktım. Ama şimdi kocaman bir fabrikatörüm. Yalan söylüyorum. Seni teşekkür seviyordum. Teşekkür ederim. Sağ ol. Ben de ihtiyar bir odun oldum artık. Öldükten sonra tekrar beni böyle bir şey yaptığın için sana çok teşekkür ederim Pinokyo. Kurt koyacağınca kuzunun maskarası mı olurdu? Ne olurdu ona benzemişsin. Evet, evet. Sırça kümesle gezene tavuk demezler. Biliyor musun? Sana yardım edeceğim. Meraklanma. Evet. Tedavi ettireceğim seni. Sonuçta teşekkür benim ederim. Babam sayılırsın manevi de teşekkür olsa. Ederim. Annem kim? Hangi ağaç? Senin annen de baban da ardıç. Ardıç mı? Ardıç. Arkadaki bahçedeki ardıç mı? Evet. Onu mu kestin? Ye. Yeah. Sonra ne olmuş? Ya işte öyle geldi buraya, ben peri tuttum çektim, kadın bıçağı aldı diyor, niye saçımla oynuyorsun? Allah kahretsin. Tokata bağladı. Valla dur otur. Otur. Lan niye süpürmüyor o hetras saçımla? Çalışın kız, ne yapıyorsunuz orada? Çalışın lan. Allah belanızı verme. Ha. Peki. Sirkan. Sen ne yapıyorsun kız? Allah belanı verme. Vay be. İyi. Sirkan Hanım içinde diyorlar ki. Hı. Ortası kelmiş, doğru mu? Kız onun kafasında hiç saç yok kız. Sonradan ektirsin, denesi bir dolardan. Gelmiş. Abu. Senin kuaförü gelmiş, tarakta bir dolusu bit çıkmış. He, o doğru mu? Of, bitler değil, pire, mire, ne olursa. Aman böceği var kız, aman böceği. Aman böceği. Aman abi. Karşı klandan haber var mı? Başka ne icat etmişler? Vallahi bilmiyorum. En son lastikte kalmıştık. Şerefsizler. Bana bak, öyle bir şey icat etmemiz lazım ki. Ya bir 52 destesi vısar da vatak oynasak anasını satayım ya. Sıkıntıdan patlıyoruz ya. Allah Allah. Bana bak, kontrollü telefonu icat edek mi lan? Telefon bulunmadı ki kontrollüsü bulunsun. Doğru. Önce telefonu icat edelim, sonra kontrollü icat ederiz. Ondan sonra da sabiti icat ederiz. Bir de telefon kulübesi çektik mi? Oo! Paraya para demeyiz ama önce parayı bulmalıyız. Evet ya. Hadi ben katılsaydım Polat gibi bir yetenek keşfedilebilirdim. Polat hangi okulda okuyorsun? Yıldız Teknik Üniversitesi. Yıldız Teknik acayip şey olacaksın, popüler olacaksın. Hangi zaten böyle? Belki de popülersin değil mi? Nasıldır? Nasıl arkadaşlar Polat'ın durumu? Vallahi helal olsun. Bak şimdi neye getiriyor? Matematik mühendisi, ha o yüzden diyor. Çünkü biz bütün tiyatro oyuncuları matematik mühendisiyiz. Evet, gözlüklerimiz de şurada. Hadi hadi. İlk olarak Cümbüş'ü izledik. Ergün Bey'le beraber oynadılar. Bu turun galibi Cümbüş'tür diyenler alkışlasın lütfen. Ben de Polatçıyım ya. Polat. Ama ben Ergün Bey. Polat, Ergün Bey daha çok. Arkasından Mahşer grubu Polat'la beraber. Bu turun galibi Mahşer. Reklamlardan sonra görüşmek üzere. Anında Görüntü Show'un artık son dakikalarındayız ve sonuçları alacağız. Zannediyorum Mahşer grubu önde. Ama hiç belli olmuyor. Evet, Mahşer grubu şu anda önde.
Ama tabii ki bir de sizlerden gelen oylar vardı. Onların sonuçlarına bakalım eğer hazırsa. Ve az sonra Levent Üzümcü için bir şarkı yapacak. Anında yapacaklar tabii ki bu şarkıyı Mahşer Cümbüş grubu. Fatih Pesti de anında besteleyecek. Sonuçları alıyoruz. Bakalım sizlerden gelen oylar nasıl etkilemiş sonuçları. Ortalamalar alındı. İzleyicilerimizin verdiği oylarla. Stüdyodaki seyircilerin verdiği oylar. Birleşti, ortalama alındı. Mahşer mi, Cümbüş mü? Bu turun galibi oldu. %66.07. Acaba kim? %33.93. Değişmişler ama. Değişmiş, güzel olmuş. Evet, evet, öbür türlü anlıyorduk. Evet. Sefer kafamız anlıyorduk. Belli oluyordu geçen sefer. Ben çöküyorum köfteye orada Allah. %66.07 ile bu gecenin galibi... Yok canım. Mahşer! Mahşer, bravo. Vay, bravo ya. Hadi bir sırayla. Sevgilen Yiğit. Solak mı? Mahşer'i gerçekten tebrik ediyoruz ama ben Mahşer'i Cümbüş'e bir büyük alkış istiyorum sizlerden. Bravo. Ve Levent Üzümcü'ye bir büyük alkış. Şimdi Levent'ciğim, bir şarkı, senin için bir şarkı yapacaklar anında. Tamam. Ve biz bu şarkının senin adayla, yani çocuğunla ilgili olmasını istiyoruz. Tamam. Olabilir mi arkadaşlar? Olur. Benim aklıma öyle bir şey geldi. Hem onunla hem adayla ilgili karıştırırız. Hem Levent Üzümcü hem de Ada Üzümcü ile ilgili bir şarkı. Evet. Çok vay, güzel. Vay 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 vay. Harika bir şey. Peki, Ada kaç yaşında? 4,5. 4,5 yaşında. Muhteşem. Ada erkek, değil mi? Evet. Ayaklandık, korktu. Bu arada adaya bir de kardeş geliyor. Aa, Hadi. Ne güzel. Ada abi olacak. Ağustos sonunda abi oluyor. Harika. Cinsiyeti belli mi? Erkek. Bu da erkek. İsmini koydunuz mu? Ya bulamadık onu. Önerim varsa dinleyebilirim. Ben mail atayım sana. Ya, sen... Peki. Adanın annesinin ismi ne? Ebru. Ebru. Evet arkadaşlar, sizden de sorular olabilir. 4,5 yaşında Ada. Nasıl bir çocuk Ada? Biraz bahsetsene bize. Özellikle. Bir çocuk. Huysuz. Hırçın. Anlayışlı. Özverili. Çok zeki. Ama her çocuk kendi babasının annesine zeki gelir. Ya ben bile onlara zeki geliyordum yani. konuşma kabiliyeti çok gelişmiş bir çocuk. Ha, sahneye kabiliyeti olabilir o zaman. Yok, konuşma kabiliyeti gelişti. Sahne kabiliyetini bilmiyorum. Arada böyle bir kızıp başını öne eğip de böyle bir şeyler yapıyor arada bir. Yapıyor. Roller kesiyor. Ama bütün çocuklar aynı şeyi yapıyor. Müzik galiba. Seviyor mu? Müzik çok seviyor. Müzik kulağı sağlam. Çok güzel. Ona kesinlikle evet diyebilirim. Öğrendiği şarkıları böyle insanların önünde pek söylemiyor ama... böyle yalnız kaldığında garip bir şekilde o zaman onları söylüyor. En sevdiği şey ne? En çok sevdiği, yapmaktan en çok hoşlandığı şey. Çizgi film içip... Vay, çok değişik. Evet, çizgi film seyredip süt içmek ve yanında nedense şimdi son moda tatlı. Allah Allah. Tatlı. Tatlı neyse tatlıysa onlar geliyor. Adanın burcu ne? Yay. Yay. Kime daha çok benziyor? Pardon, size mi anneye mi daha çok benziyor? Yani ikimizin de çocuk fotoğraflarını çok andırıyor ama bizim Ebru ile birbirimizi andırmamız söz konusu değil. Size öyle geliyor demek ki. Yok ya, yani hani görenler annesi daha minyon suratlı olduğu için aynı Ebru diyor ama benim çocukluk fotoğrafımı görenler vay be kopya çıkartmışsın diyor. Anlamıyorum ama ikimiz herhalde böyle bir durum ya, ikimize de benziyor. Ben son bir şey soracağım Mert Bey, sizin sevdiğiniz müzik tarzı? Ben caz seviyorum. Caz seviyorsunuz, müthiş. Levent Üzümcü ve Ada Üzümcü'nün şarkısı Mahşer'i Cümbüş'ten geliyor alkışlarınızla. Fatih Pesti'nin bestesi. Se
sütün yanında biraz tatlı severim. Ada sanki bir bela. Ada sahillerinde bekliyorum. Küçük bir çocuk ne de olsa. Hop gibi gerginsin beyim. Küçük bir çocuk nasıl olsa. Avrupa yakasının bebeği. Ne güzel bir iş yaptık seninle be Ebru. Yolda geliyor işte o da. Arın'da görüp şovun sonuna geldik. Levent ve Ada Üzümcü için bir şarkı yaptı. Anında yaptılar bu şarkıyı. Beste anında, sözler anında, her şey anında. Haftaya aynı saatte görüşmek üzere. İyi geceler bizden izlediğiniz için. Çok teşekkürler. Görüşmek üzere.